Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Aslında buna güzel bir intro yapmalıydık hiç. Niye unutmadım böyle bir anda okudum? Normalde bu introluk bir ayakkabı. Aynen öyle, introluk bir ayakkabı. Neyse, önemli değil. Şimdi yaparız intromuzu. Work on being better when I'm 70. Your drip is just a water spring. You know I drip different, it's the seven seas. I deal with life different, make that lemon squeeze. Went off with my style and identity. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi The King'in, LeBron James'in son imzalı ayakkabısı olan LeBron 19 mu oluyor bu artık? Tabii. 17, 18, 19 değil mi? Şu an bir anda 18 diyecektim. Sen bana 18 dedin. Öyle mi dedin? Ben dedim, ol kolu 18 de vardı ama diyorum. Ben yanlış hatırlıyorum herhalde. O kadar çok ki arkadaşlar. Yani adam girdiği günden bugüne ayakkabıları çıkıyor. Ve hepsi de hani güzel ayakkabılar, beğenilen ayakkabılar. Hani kariyeri de mükemmel gidiyor. Gerçekten artık 17, 18, 19 falan diye böyle 20 bir farklılık katacak diye düşünüyorum. Evet, LeBron 19 elimde, dev bir kutu, 45 numara ama cidden çok ağır ve çok büyük. Zaten son zamanlarda en büyük ayakkabıları yapar oldu. Ama yani diğer ayakkabı, bence diğer kutuları daha büyüktü ama. Öyle miydi? Hmm. Bilmiyorum, şu an bana aşırı büyük geldi. Gördüğünüz gibi mağazadan alınmış, yani kargoyla gelmedi. Bu ayakkabıyı peki ben nasıl buldum, nereden buldum? Önemli noktalardan bir tanesi de bu olabilir. Çünkü hatırlarsanız Instagram'da ben paylaşmıştım. Hani artık bulamadım, işte alamayacağım, inceleyemeyeceğim gibi konuşmuştum. Anca yeni renkleri çıkarsa inceleyeceğim diye konuşmuştum. Bu ayakkabı arkadaşlar nereden geldi? Bana TopKicks.tr Instagram sayfası gönderdi. Teşekkür ediyorum bu güzel gönderimleri için, güzel hediyeleri için. Bu sayfa arkadaşlar aslında daha çok hype ayakkabıları satıyor. İşte Jordan 1'ler, Yeezy'ler, ne bileyim Jordan 11, 3, 4, 7, 8 birçok şu an bakıyorum önümde farklı farklı gördüğünüz gibi modeller mevcut. Normalde bulamayacağınız, normalde kolay kolay elinize geçmeyecek hype ayakkabılar ve üst sınıf ayakkabıları satıyorlar. Fakat ben onlardan rica ettim. LeBron 19'a dedim, ihtiyacım var ve incelemek istiyorum. Sağ olsunlar yine bulup getirdiler. Sizler de eğer piyasada bulunamayan ayakkabılar istiyorsanız, ki bana çok sorulur. Abi bu ayakkabıyı nereden bulacağım? Genelde Jordan 11'ler, 1'ler falan soruluyor. Bu sayfaya sorabilirsiniz arkadaşlar. Direkt Amerika'dan da getirtiyorlar. Çok fazla bağlantıları var. Ve çok da iyi insanlar. Ben sahipleriyle de tanıştım. Sizler de almak isterseniz yine sorabilirsiniz. Açıklamaya ben link bırakacağım. TopKicks.tr dediğim gibi. Yeni bir Instagram sayfası. Daha önce arkadaşlar bunun gibi birçok farklı farklı mağazalar, markalar var. Ve bu ayakkabıları aslında onlara satan, hani supplier diyebileceğimiz, yani bunun Türkçesi ne olur? Asıl hani tepe gönderici gibi düşünebilirsiniz. Artık direkt birebir sizlere ulaşıyor. Dolayısıyla eğer ki bulamadığınız, numarası kalmamış ayakkabılar varsa yine buraya sorabilirsiniz. Nike.com'da hani eskiden vardı, artık yok gibi düşünceleriniz varsa hem daha uyguna da getirtebiliyorlar. Özellikle sizleri ayakkabı dairesinden gördüm deyip cümleye başlarsanız bence yine sizlere de tatlı bir indirim yapabilirler. Ama işte güzel ayakkabılarda arıyorsanız, hype ayakkabılarda arıyorsanız adresiniz yine burası olmalı. Oralarda tabii çok indirim bir şey diyemeyeceğim. Çünkü biliyorsunuz zaten orada sıkıntılı. İlerleyen zamanlarda da bir Yeezy planımız var. Bakalım, uzun zamandır ben Yeezy almaya çalışıyordum. Yakın zamanda onlardan alabilirim. Evet, bu şekilde bahsetmiş olmak istiyorum ve ayakkabımıza geri dönelim. Bunu da dediğim gibi Nike'tan alacaktım. Kalmamıştı. Onlara sordum, sağ olsunlar, 45 numara. Bir yerden bulup bana gönderdiler. Kutusu devasa bir kutu. Şuradan zaten taç penceresi var. Tacın içinde de beyaz kağıttan hangi renk olduğunu bence anlayabiliyorsunuz. Kutusu benim hoşuma gitti. Arkadaki yazı, üstündeki içine işlenmiş ve karman çorman gibi gözüküyor ama bir yandan da Space Jam rengi olarak da geçiyordu. Baktığım zaman işte dünyalar var, galaksi gibi duruyor. Değil mi? Böyle farklı farklı, bilmiyorum. Sen seçebiliyor musun? Benim hoşuma gidiyor bu tarz tasarımlar. Şöyle içini açalım o halde. Penceresi. Aa, bak ne yazıyor? Evet evet, Space Jam rengi. Space Jam: A New Legacy and All Related Characters and Elements is Warner Bros'a aittir şeklinde yazılmış. Evet arkadaşlar, Space Jam long rengi. Long Live the King yazıyor. Nerede? Aa, Long Live the King. Evet.
Kralım çok yaşa. Padişahım çok yaşa. Aynı aslında. Space Jam rengi arkadaşlar. Filmde bunu giymemişti. Filmde daha sarılı bir şey vardı. Bunu giydiğime emin değilim. Belki daha filmi izlemedim bu arada. Eğer giydiyse de zaten tekrar görürüz. Kağıdı da çok hoş değil mi? Ne yazıyor? Mist Free Throws. Aa, burada şeyleri falan var herhalde bak. Champ. Rookie of the Year. Herhalde başarılarını falan da bunu buraya resmetmişler. Another Mist Field Goal. Turnover. Bunlar aslında kötü şeyler. Hani turnover, kaçan şutlar vesaire yazılmış. İlginç. Buna daha detaylı bakmak istiyorum. Güzel bir kağıdımız var ve açıyoruz. Hazır mısınız? İlk çıkan rengiydi, piyasaya ilk çıkan rengi. Mac.com'da o kadar hızlı tükenmişti ki 45 numara bulamamıştım. Ama olmadı. He? Ben ayakkabı çıkacak diye bekliyordum. İkinci. Kaliteli ayakkabılarda böyle oluyor ya, Jordan'larda falan da bu şekilde. Benim hoşuma gider. Bang! Bang! LeBron James 19. LeBron 19. Bu nasıl bir ayakkabı böyle ya? Arkadaşlar. Uf, devam. Tank ya. Gerçekten tank gibi. Uf, yerinde şöyle koyayım. Bakın buradan ufak bir etiket daha çıktı. Şöyle kapatıyor. Ne yazıyormuş? Kitap ayıracı falan mı? Değişik bir şey. Evet, anlayamadım. Bir bilet gibi adeta. Aa, çizimleri falan yapılmış. İlk biliyorsun skeçler çizilir. Hani ne şekilde yapalım, ne yapalım diye. Ve ondan sonra da teknolojisini bizlere gösteren güzel bir etiket olmuş diyeyim, ne diyeyim. Kuşlon köpüğü içerisinde Air Max Bubble'ımız var. Nike Air Zoom'umuz var ön tarafta. Bayağı güzel. Yani yastıklama noktasında zaten efsane bir ayakkabı olacağını artık biliyoruz ki LeBron yaşlandıkça da yastıklamaya daha fazla önem vermeye başladı. Air Max Bubble'ları hiçbir zaman vazgeçemediği şeyler ama önde artık zoom oluyor olması da benim için çok iyi. Air Max ağırlaştırıyor değil mi ama? Air Max kesinlikle ağırlaştırıyor ve benim sevmediğim sert bir yastıklama. Görüyorsun bak zoom şeylerinde. Air arkadaşlar direkt hava demek, yani hava balonu. Bu zoom olayı ise şu içeride görüyor musun? Adeta sıkışarak senin ağırlığını alan ipler gibi. Mesela buraya bastırdıkça o zoomlar aşağı iniyor, yukarı çıkıyor. Aşağı iniyor, yukarı çıkıyor. Bir de farklı yine zoom diye bahsedilen bu yastık şeklinde olanlar var. Burada onlar yok şu an için ama yine gayet de güzel olacağını düşünüyorum. Evet, ilk olarak görselinden başlayalım. Görseli hakkında ne diyorsunuz? Diyorsun. Yani çok böyle devasa, kaba, yani kaba demeyeyim de böyle bir çok büyük, bulky. Neye bakacağını şaşırıyorsun değil mi ilk başta? Evet. Yani gözün birçok şeyi yakalıyor. Hemen arkadaşlar. Dikkat çeken bir ayakkabı. Evet, dizayn detaylarına bakalım. Üstü ilk başta farklı ve içten de muhtemelen bunlar boşluklar. Burada çorabınız hangi renkse gözükecektir diye tahmin ediyorum. Ama bu bile ayakkabının üstüne farklı bir desen vermiş. Hemen dikkatimi çeken kral tacı ve açtığım zaman yine burada bir önceki ayakkabısında görmüş olduğumuz hava baloncuğu var. Sevmemiştim bir öncekinde, hatırlarsan bir sürü vardı böyle. Burada bir tane koymuşlar. Hemen yan tarafa bakıyorum. Hem sizleri kitleyen bir duvar olarak görev yapacak olan hem de görselde LeBron'un imzasını taşıyan kalın plastik bir tabaka. Burada da sanki bir tac var gibi gördüm. Arkaya doğru geçiyorum. Bu hava kabarcıkları burada da kullanılmış. Ya ben bunu sevmemiştim bir öncekinde. İnşallah bunda rahatsız değildir. Diğerinde çünkü bayağı rahatsızdı. Bence biraz rahatsız, sert. Hem de içini gösteriyor. Böylelikle ayakkabı farklı farklı renklerde olmuş gibi olabilir. Hani farklı bir sarı çorap giyersin. Daha fazla renk katarsın. Onun dışında yine içte de burası var. Bu ayakkabının altı çok büyük gözüküyor değil mi? Altı böyle devasa yastıklama bir nevi burada şekil dizaynda veriyor. Fena değil, güzel. Şöyle altını çevireyim. Asıl altı atmalı gibi değil mi? Evet. Çok farklı bir şey. Çakmışlar. Evet, değişik şurayı arkadaşlar görüyorsunuz. Direkt yastıklamayı aslında işaretlemişler. Yastıklama sadece çevresinde var. Şuradaki neymiş böyle ya? LeBron'un tacı var değil mi? Evet. Çok da sertmiş. İlginç. Yani niye tüm hepsine yapmamışlar bilemiyorum. Zoom ünitesi ise burada kocaman bir biçimde buraya yerleştirilmiş ve oldukça güzel.
Hatta şu baloncuklardan baktığım zaman bile şöyle çevireyim. Şurayı görebiliyor musun? İçini görebiliyor musun? Şuralarda sadece yok gibi ama onun dışında ön ayakta baya baya büyük bir yastıklama olacak. Bu ise harika. Buradaki plastikler inanılmaz sert. Yani dışarıda oynamaya uygun bir ayakkabı, biliyor musun? Çok ilginçtir. Ben dışarıda oynamaya uygun buluyorum. Tabii ki bu kadar pahalı bir ayakkabıyı dışarıda oynayamazsınız. Bu normalde biliyorsunuz 2000 lira. 1950'ye mi? 2000 liraya çıktı. Yeni renkleri 2400'e çıkıyor. Siyah bir rengi geliyor şu anda. Yakında olarak Nike.com'da bir çıkmıştır resimleri. Yani dolayısıyla 2,5 bin liralık hatta diyeyim. Yeni renkleri daha pahalıya bile gelir muhtemelen. Bu ayakkabıyı dışarıda oynayarak harcar mısınız? Pek bilemiyorum. Şuralara dikkat edersen bak, havaların geçtiği kısımlar böyle bir adeta tünel gibi, görebiliyor musun? Hı hı. Tünel gibi işaretlenmiş. Bir de şu aralıkların az aralık olması da güzel. Taş vesaire girmez. Heh, buralar hem öyle hem de bir az da olsa sana esneklik sunacak. Çünkü tüm kalın bir taban ayakkabıyı bütünüyle çekerken bu şekilde bölümlendirilmiş olması kırılmalara, biraz olsun hareketlerine esneklik katabilir. Gayet güzel olacağını düşünüyorum. Aşırı ağır tabii ki, bunu da söylemem lazım. Detaylı performans incelemesinde her şeyinden bahsediyoruz. Ağırlığından da orada bahsedeceğiz. Devasa, tam bir pivot ayakkabısı, tam bir iri büyük adam ayakkabısı. Aynı zamanda tabii ki LeBron severlere yönelik, kaslı arkadaşlarıma yönelik güzel bir ayakkabı olmuş. Bunu spor salonlarında böyle badiciler de giyer diye düşünüyorum. Benim sevmediğim yönlerinden görüntü olarak bahsedebileceğim şu ön kısmı. Bir değişik olmuş. Önde bir şey yazıyor mu? Şurada sanki bir şeyler yazıyor gibi görüyorum. Yanda görmüştüm, bir şey yazdım, önde görmedim. Yazıyor bak. Determination, witness. Şurada witness yazıyor. Burada da witness yazıyormuş. Şu ikisinde de witness yazıyor. Gözükmüyor mu? Göremiyorum. Yani tam tepeden bakınca güzel gözüküyor. Neyse, editlerde görürsünüz muchtemelen. Şuralarda ise animal. Ha, chosen one yazıyormuş. D'ye gidiyordum. O. Chosen one'da oralarda yazıyor. Üst tarafa çıkıyorum. Üst tarafını rahat buldum arkadaşlar. Ve elimle dokunduğum zaman kaliteli, güzel bir yapı var. Muhtemelen hem sağlam hem hafif olacak. Çünkü ayakkabının altı çok ağır olunca üstünden ağırlığı kısmaları gerekiyor diyeceğim ama şurada koca koca plastikler var. Hem ayağınızı iyi kilitleyecek hem de iyi bir form verecek. Bilekli, piyasada artık bayağıdır bilekli ayakkabı bulamıyoruz. Şöyle bağcıkları ben açayım yavaştan, hem de giymeye hazırlanayım. Bir korkum aslında şu bileklerden sanki ayağımı çok acıtacakmış gibi. Bunu kalın ve uzun çorapla giymemiz gerekiyor. Özellikle şuralara baksana. Tam böyle kesici şeyler var. Yan kısımları var. Yani işte sakın odaki ince çorapla veya kısa çorapla giymeyin. Çünkü ayağınız gidebilir. İşte içinden kocaman şeyler çıkartalım. Bunda bile arkadaşlar kral logosu var. Bakar mısınız? Evet. Gerçekten kalite diyorum. Gerçekten çok iyi. Dur. Asıl bombalar ayakkabıyı çıkartıncaymış. Boğazlı yapısı senin hoşuna gidiyor mu? Yani ben seviyorum ama bu ayakkabı da sevmedim. Fazla boğaz var. Aslında LeBron'a çok yakışmıştı. Filmde de çok yakışmıştı. Space Jam filmini henüz izlemedik ama şu an iyi, bayağıdır düşünüyordum izleyeceğim bir film vardı. Seni bu tarafa alalım. İlk içine bakalım, sonra da diline daha detaylı bakarız. Görüyor musun? İçinde çok değişik bir yapı var. Aslında ayakkabı şurası. Yani şurası. Şunlar tamamıyla bileklerine ufak da olsa bir destek sunmak için. Bir dil fazla gelmiyor. Ben hani dili çekmeye çalıştım. Direkt olarak zaten bütün bir yapı var. Ve içinde ne yazıyor? LeBron James'in filmi A New Legacy. Space Jam. Normalde biliyorsun bu film Michael Jordan'la ilk başta yapmıştı. Bilirsin, herkes bilir zaten çocukluğu. Hele ki 90'larda geçmişler. Bu ise şu anda yani zamanımızın en büyük oyuncusu olan LeBron'un tekrar oynamasıyla bizlere sunulmuştu. Space Jam 2 diye mi? Space Jam 2 aslında New Legacy, yeni miras olarak düşünebilirsin. Artık hani Jordan bitti, şimdi bizim zamanımızın Jordan'ı LeBron James. Çok ilginç arkadaşlar, hani neyi anlatacağımı şaşırıyorum. Ayakkabı o kadar farklı ve büyük ki. Yapmamız gerekecek. Şimdi şurası görüyorsunuz, dış bir yapı. Ayağınızı saran
dış bir yapı. İçinde ise çok rahat bir kumaş var gibi duruyor. Bu güzel olacak. Şuradan bakıyor musun şunları? Flywire. Şurada flywire'lar var mesela. Evet. Şuradan sıktığınız zaman arkadaşlar dibe kadar uzanan ağlar var. Ve bu ağlar bakın şurada da mevcut. Şöyle çektiğim zaman görebilirsin. Buralara kadar iniyor. Burada da aynı şekilde. Ya ayakkabı üstünde gerçekten iyi bir mühendislik ve çalışma var. Yani vereceğiniz fiyatı ben hak edeceğini düşünüyorum. Dili de 18'e göre bayağı hoşuma gitti. Bu biraz daha yumuşak bir bubble. Aslan kafası bubble'ı. Şöyle içten bakarsan daha net göreceksin bunu. Evet. Yani çok fena. Evet üstünde ise yani çok zor okunuyor arkadaşlar. Puntoları çok değişik yazılmış. Çok anlayamadım. Strive for greatness. Heh, strive for greatness yazıyor. Yani büyüklük için çabala, büyüklük için çalış demek. Evet ayakkabımız bu şekilde, dediğim gibi anlatacak çok şey var belki de, fakat ben de gördükçe sizlere anlatmaya çalışıyorum. Hiç arkasına bakmadık. Şöyle bir tanesini sana çevirmiş olayım. Burada ise belli enlem boylamlar var. Bu belki Akron, Ohio'nun koordinatları olabilir veya Space Jam'in koordinatları olabilir. Şu an için tam bilemiyorum. Space Jam rengi olduğu için öyle düşünüyorum. De şöyle Nike. Şöyle yani ters dik Nike işareti kondurulmuş. Gerçekten güzel, gerçekten keyifli. Bu ayakkabıyı incelemesem olmazdı ve olabildiğince de hızlı tabii ki alıp sizlere ulaştırmaya çalıştım. Bunun için de TopKicks.tr adresine teşekkür ediyorum. Hadi şimdi ayağımızı deneyelim bakalım ayakta nasılmış. Asıl önemli olan nokta o. Evet, ayakkabımızı giyelim. Merak ediyorum açıkçası rahatsız edici olacak mı oralar? Kalıbı nasıl? Çok değişik bir yapı yapmışlar ama ya içeride sanki ikinci bir katman oluyor olması. Darmış arkadaşlar. Fazla kalın bir çorap giymedim. Evet, kesinlikle çok içi geniş değil. İçi bayağı dar ama çok rahat. Şu kısım, özellikle hani dilin olduğu kısım çok pamuklu. Güzel pedlendirilmiş. Uf, bileğimi komple kapattı. Dilerseniz tabii ki siz buradaki birkaç tane şeyi, bağcığı aşağıya takabilirsiniz. Mesela şuraya kadar belki takmazsın da aşağıya takarsın. Fena ayağımı kapattı var ya. Oranın filmde nasıl giyindiğine bir bakayım şimdi, dediğim siteden izleyeyim. Böyle bir gaza geleyim istiyorum. Aslında kutu açımından önce izleyebilirdim veya neyse, incelemeden önce izlerim, tekrar bir gaza gelirim. Evet. Bayağı basket dünyasında o film ses getirmişti. Keşke ama direkt o renkle çıksaymış. Filmde giyilmiyor diye biliyorum. Genelde fragmanlarda diğeri giyilmişti. Öyle görmüştüm. Bu ne böyle? Ne? Nasıl görüntüsü? Güzel. Çok rahatmış ya. Hiç beklediğim gibi arkadaşlar. Böyle sert mert değil. Direkt o kadar rahat ki. Tek sıkıntı hani buraya kadar bileğimden tutuyor ya. Adım attığım zaman şurada böyle bir kırılma hissediyorum. Bence bir tane aşağıya bağlarsam bayağı şey yapacaktır. İçi de çok rahat. Muhtemelen yavaş yavaş genişleyecek ve ben daha kalın çoraplarla giyebileceğim. Şu kısımlar falan efsane rahat. Yani alt katman, sizin ayağınıza temas eden katman çok iyi. Yastıklamasını soruyorsanız, yastıklaması da harika. Arkada çok bir his yok ama öndeki zoom ünitesi çok iyi. Cidden çok iyiymiş. Hiç beklentim bu kadar iyi olması değildi biliyor musun? Şu anda beklentimin üstüne çıkması hoşuma gitti. Çok dengeli hissettiriyor arkadaşlar. Çünkü tavan oldukça büyük olduğu için, geniş bir yüzeye bastığınız için çok dengeli. Kesinlikle harika. Hiç ağırlığı da o kadar hissedilmiyor biliyor musun? Yani 18'e göre bence daha bile iyileştirmişler. Ben 18'i çok sevmiştim. Üstündeki yapı rahatlığı, yastıklaması. 17 falan kötüydü, 16 da kötüydü. Bu şu anda hoşuma gitti baya baya. Evet, keyifli kesinlikle. Yakın zamanda bunun detaylı performans incelemesini sizlere çekeceğim. Bir sonraki güzel videolarda görüşmek dileğiyle o zaman. İncelemesini bekliyorsunuz. Ayakkabı dersi bugünlük. Out. Let's go.